Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere orucun insanı cehennemden uzaklaştırdığından bahsedeceğim. İnsan ibadet ve güzel amelleri bazen sadece Allah rızası için yapar. Bazen cenneti kazanmak için yapar. Bazen de cehennemden uzak olmak için yapar. Mesela bazı insanlar vardır. Onlara deseniz ki, işte şu amelleri yaptığınız zaman Cenab-ı Allah'ın rızasını elde edeceksiniz. Ama cennet ve cehennem diye de bir şey yok. Cenab-ı Allah'ın rızası var. O insanlar derler ki Cenab-ı Allah bize şu kadar sonsuz nimetleri vermiş, bizi yoktan var etmiş. Bunun mukabilinde biz Rabbimize kendimizi sevdirmek ve ona teşekkür etmek isteriz. Dolayısıyla cennet gibi bir karşılık ya da cehennem gibi bir ceza olmasa da biz sadece Cenab-ı Allah'ın rızası için ona teşekkür borcumuzu ifa etmek üzere ibadet etmeyi seve seve kabul ederiz. Bazı insanlar böyle yaparlar. Ama bazı insanlar ise yani ibadet etmediğimiz takdirde bir mükafat yoksa, bir ceza da yoksa o zaman neden ibadet edelim? Hayatımızı yaşamaya bakarız. Birbirimize kötülük yapmayalım, bu bizim için yeter şeklinde düşünebilirler. Ama bazı insanları cennet mükafat çekebilir. Mesela bazı insanlar var ki işte cennet yok, cehennem yok. Sadece Allah rızası var denildiği zaman belki ibadet etmeyebilir. Ama bakın ibadet ettiğiniz zaman ahirette ebedi saadet yurdu olan cennet var. İbadet ederseniz bunu kazanırsınız. O zaman bu mükafat birçok insanın ibadet etmesine vesile olabilir. Yani belki sadece Allah rızası için ibadet etmeyecek olan insanlar, bir de işin ucunda cennet varsa eğer mükafat olarak, böyle bir mükafat için ibadet etmeye değer düşünürler. Bu şekilde düşünebilirler. Evet, yine ibadet Allah rızası için olacaktır ama fakat yanında bir de cennet olmazsa eğer, bu insanlar Cenab-ı Allah'a ibadet etmeyebilirler. Bazı insanlar vardır ki onlara desek ki işte ibadet Allah rızasını ve cenneti kazandırıyor. Onlar derler ki yani bir ceza falan yok değil mi ibadet etmediğimiz takdirde? Ha yok, bir ceza yok. Bana ibadet etmek biraz ağır geliyor, zor geliyor. Madem ki ibadet etmediğimiz takdirde bunun karşılığında bir ceza yok, öyleyse ben sadece şu dünya hayatını yaşamayı tercih ediyorum. Ceza da yok ise eğer ben öyle cenneti de kazanmak için ekstra ibadetler, ekstra ameller yapmak istemiyorum. Ama birçok insanı cehennem mutlaka durduracak ve onları ibadete sevk edecektir. Eğer mesela birçok insana tek başına Allah rızası seni ibadete sevk etmiyorsa, onun yanında bir de cennetin varlığı, cennet mükafatı seni ibadete teşvik etmiyorsa, ama herhalde cehennemin varlığı seni ibadete teşvik etmelidir. Ha, çünkü ibadet etmediğin zaman, hadi cenneti kazanamasan da, ama bir de cehennem var, orada ceza göreceksin. Birçok insan cehennem korkusundan ibadet etme teşebbüsünde bulunabilir. Ve işte oruç kişiye cehenneme karşı bir kalkandır ve cehennemden kişiyi azat edecek olan ibadetlerin başında geliyor. Şimdi bunlarla ilgili bir takım hadisleri, bir takım mükafat kabilinde olan hadisleri sizlere nakletmek istiyorum.
İbn Abbas radıyallahu anh Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini bizlere naklediyor. Allah Teala Ramazan'ın her gecesi iftar zamanında 1 milyon kişiyi cehennemden azat eder. Cuma'nın her saatinde de hepsi cehennemlik olan yine 1 milyon kişiyi cehennemden azat eder. Hani şimdi burada bu 1 milyon sayısını mutlaka 1 milyon, yani 1 milyon bir değil, 999 bin değil, ille 1 milyon şeklinde anlamamak lazım. Yani bunu çokluktan kinaye olarak anlamak lazım. Yani Cenab-ı Allah Ramazan'ın her gecesinde iftar zamanında, çünkü yani oruç iftarla birlikte bitiyor. İftar zamanı geldiği zaman o gün insanlar oruçlarını tutmuş, bitirmiş sayılıyorlar. Dolayısıyla iftar zamanında insan orucunu tamamladığından dolayı Cenab-ı Allah o zaman bu oruç sebebiyle pek çok kişiyi cehennemden azat ediyor. Ve yine bu cuma namazı sebebiyle o kadar bir insanı da, yani pek çok insanı da cehennemden azat ediyor. Cuma namazı ve oruç pek çok insanın cehennemden azat olunma meselesidir. Tabii bir de şunu söyleyeyim. Yani eskiden insanların okuma yazma bilmedikleri, matematiksel hesap olarak 4 işlemin ötesine pek geçilmediği bir zamanda insanlar sayı olarak zaten milyonun ötesinde bir şey bilmiyorlardı. Yani öyle trilyon, katrilyon vesaire rakamları bilmiyorlardı. Onların nezdinde en büyük sayı milyondu. Bu bakımdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bazen çokluk ifadesi olarak bu milyon kelimesini kullanmış bulunuyorlar. Yani oruç sebebiyle insanlar çok sayıda cehennemden azat olunacaklar anlamına geliyor bu. Osman bin Ebil As'ın rivayet ettiği bir hadise göre yine Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuşlar. Oruçlar cehenneme karşı kalkandırlar. Sizlerden birinizin harpte kullandığı kalkan gibi. Yani nasıl harpte kalkanınız varsa, eski zamanda tabii savaşlar kılıç ve kalkan ile yapılır, oklarla yapılır. Kalkanınız varsa kılıca karşı, oka karşı kalkanınızı tuttuğunuz zaman oktan da kılıçtan da sizi korur. O zaman savaşta ölümden de korunmuş olursunuz. Tabii şimdiki zamanda durum elbette öyle değil. Yani bu asırda kısa zamanda bir takım şeyler değişmiş bulunuyorlar. Mesela belki Çanakkale Boğazı'nın sağında solunda yapılan işte Hamidiye, Aziziye korunakları mevcut, tabiaları mevcut. Onlar yapıldığı zaman düşmanın attığı topa karşı onlar dayanıklıydılar. Ama savaşın sonuna doğru düşmanlar o tabyaları da delip aşağı geçecek, 2 metrelik toprağı aşağı indirecek güçte toplar yapınca bu sefer o tabyalar da çok fazla işe yaramamıştı. Şimdi oruç öyle bir şey ki, yani teknik ne kadar değişirse değişsin, zaman ne kadar ilerlerse ilerlesin, her zaman cehenneme karşı insanı koruyacak olan bir kalkandır. Hiç kimse benim amelim çoktur, benim hayrım iyiliğim çoktur, bu kadar hayır ve iyilik yapan bir kişi cehennemlik olamaz, cehenneme girmez. Dolayısıyla ben yapmış olduğum amellerden dolayı cennete girmeyi garantiledim diyemez. Bir defa müminin özelliği havf ve raca ortasında olmalıdır. Yani havf dediğimiz belli bir seviyede korku içerisinde olacak. Yani ne kadar amel işlemiş olursam olayım, yine de cehennemlik bir amel yapmış olabilirim. Bu amellerime rağmen ben cehenneme girebilirim. Bu ihtimali her zaman dikkate almalı. Diğer taraftan yine bir reca, ümit içerisinde de olmalıdır bir Müslüman. İşte ben ibadetlerimi tam yapamadığım, şu konularda bu konularda eksikliğim olduğu şeklinde düşünebilir. Ama böyle bir kişi
ibadetlerinde eksikliği olan bir kişi, bir takım haramları işlemiş olan bir kişi öylesine sıkıntılı bir zamanda, öylesine önemli bir zamanda Cenab-ı Allah'ı razı edecek öyle bir ibadet işlemiştir ki o ibadetiyle bile Cenab-ı Allah onu doğrudan doğruya cennete dahil edebilir. Nitekim İslam tarihinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç namaz kılmayan kişilerin de cennete girmiş olduğunu haber vermiştir. Sahabiler şaşırmışlar. Ya Resulallah öyle bir şey olur mu? Yani insan hiç hayatta namaz kılmayacak ve cennete girecek. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl olur diye soruyorlar. Evet şöyle olur diyor. Bir kişi düşman saflarındayken Müslüman olsa, Müslüman saflarına geçse, sonra düşman tarafından herhangi bir namaz vakti gelmeden önce öldürülse, şehit edilse bu doğrudan cennete gider. Yani hiç üzerine herhangi bir namaz daha farz olmadan, üzerine bir namaz farz olmadan Müslüman olarak şehit olan bir kişi böyle cennete gitmiş olabiliyor. Buna benzer bir şekilde Cenab-ı Allah bazı zamanlarda bazı kişilerin bir takım amellerine öylesine sevaplar ihsan eder ki o ameli sebebiyle kişiyi cennete dahil edebilir. Dolayısıyla mümin daha önce işlemiş olduğu günahlardan ya da efendim ibadetlerindeki noksanlıklarından dolayı ümitsizliğe düşmemeli. Müminin hali daima havf ve raca ortasında olmalı. Her zaman cehenneme gidebileceğini de, cehennemlik bir amel işlemiş olabileceğini de düşünmeli. Ama cennetlik bir amel işlemiş olabileceğini de düşünmeli. Her iki ihtimali birden düşünerek hayatını öyle devam ettirmeli. Ama tabii şunu da bilmeli ki, yani Cenab-ı Allah'ın kesin olarak haram kıldığı şeyler insanı cehenneme götürür. Onları da işlememeye çalışması lazım. Tabii yine farz olan bir takım ibadetlerin terk edilmesi de haramdır. Onlar da kişiye büyük günah kazandırır. Dolayısıyla yani bir kişi Allah işte benim bir amelimden dolayı beni cennetlik kılar diye de öyle aşırı bir ümit içerisine de girmemesi gerekir. Ama yani diyelim ki ölüm bir hayli yaklaşmış, bundan sonra ne namazlarını kaza edecek bir hali var, ne efendim çok fazla ibadet edecek bir hali var, eskiden de çok günah işlemiş. Yani bulunduğu andan itibaren ibadetlerine, hayır hasenatına kişi dikkat ederek yaşamaya çalışması lazım. Ve kişi yine iyi bilmelidir ki oruç kişinin cehennemden korunması için önemli bir kalkandır. Şimdi oruç kişiyi cehennemden ne kadar uzaklaştırıyor, cehennemle arasına ne kadar bir mesafe koyuyor. Bununla ilgili de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bazı hadisler rivayet edilmiştir. Bunlardan birisini Ebu Said el-Hudri rivayet ediyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini bizlere rivayet ediyor. Bir kul Allah yolunda oruç tutarsa o gün sebebiyle Allah onun yüzünü cehennemden 70 yıllık yere uzaklaştırır. Yani bir oruç sebebiyle Cenab-ı Allah kişinin yüzünü 70 yıllık mesafe kadar cehennemden uzaklaştırıyor. Yani tabii bunu da yine kinayi bir söz olarak, bir sembol olarak kabul etmek gerekiyor. Bu hadiste sayı hadisler arasında yer alıyor. Yani başta Buhari, Müslim olmak üzere pek çok hadis imamımız bu hadisi rivayet etmiş bulunuyorlar. Yani bir günlük oruç kişiyi cehennemden 70 yıllık mesafe kadar uzaklaştırıyor. Yani hani şöyle tasavvur etmek gerekiyor. Bir kişiyi düşünün böyle yürüyor, yürüyor, yürüyor 70 sene. 70 senede ne kadar mesafe alıyorsa işte bir oruç sebebiyle kişi cehennemden o kadar uzaklaşmış oluyor. Bu şekildeki bir temsil ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orucun insanı cehennemden ne kadar uzaklaştırdığını bizlere haber vermiş oluyor. Yine bir başka hadiste Cabir bin Abdullah radıyallahu anh rivayet ediyor Peygamber Efendimiz'den. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar.
Bir kimse Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, Allah cehennem ile o adam arasında 70 hendek açar ki, her hendek 7 kat gök, 7 kat yer arası kadardır. Yani bu da cehennemden uzaklıktan kinayedir. Hadisi bir daha okursak, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. Bir kimse Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, Allah cehennem ile o adam arasında 70 hendek açar. Cehennem ile o adam arasında 70 hendek açar. Peki her hendeğin genişliği ne kadar? Her hendeğin genişliği ne kadar? Her hendek 7 kat gök, 7 kat yer arası kadardır. Yani her hendek o kadar geniş ki, işte 7 kat göğü ve 7 kat yeri yan yana koyacaksınız. Bir hendeğin genişliği o kadar. Ama Cenab-ı Allah böyle tek bir hendek koymuyor. Bunlardan 70 tane hendek koyuyor. Kişiyle cehennem arasına bunlardan 70 tane hendek koyuyor. Yani artık insan hayalini biraz zorlasın. Oruç tutmak suretiyle insan ne kadar cehennemden uzaklaşıyor, onu tahayyül etmeye, tasavvur etmeye gayret etsin. Yani şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bir takım şeyleri hani mübalağa için, ki bu mübalağa da değil yani, mübalağa da yapmış olmuyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ancak cennet ve cehennem ahvaliyle ilgili bir takım şeyleri insana anlatabilmek için yani bu tabirler kullanılabilir. Bu tabirler kullanılabilir. Yani bir oruç insanı cehennemden öyle uzaklaştırıyor ki, ne kadar uzaklaştırıyor? Cenab-ı Allah 70 tane hendek koyuyor onunla cehennem arasına. Her bir hendeğin de genişliği ne kadar? 7 kat gök artı 7 kat yer. Her bir hendeğin genişliği bu kadar. Yani bir ibadetin insanı cehennemden uzaklaştırması ancak bu kadar anlatılabilir. Ya da bu kadar güzel, bu kadar net, insanın zihninde, hayalinde rahat bir şekilde kalacak bir halde ancak böylesine anlatılabilir diyebiliriz. Yani bu hem bir hakikat, hem de bu hakikati anlatmada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üslubunun da bir nevi derinliği ortaya çıkmış oluyor. Bir taraftan onu da anlamak lazım. Evet değerli izleyiciler, oruç öyle bir ibadet ki bize bir taraftan Cenab-ı Allah'ın rızasını kazandırıyor. Diğer taraftan cennet gibi ebedi saadet yurdu olan bir mekanı kazandırıyor. Diğer taraftan cehennem gibi ebedi şekavet yurdu olan bir azap mekanından bizi uzaklaştırıyor. Diğer taraftan bizi meleklere sevdiriyor ve melekler bizler için dua ediyorlar. Diğer taraftan adeta tuttuğumuz oruç bir şahsı manevi haline geliyor. Müstakil bir varlık haline geliyor. O oruç müstakil olarak Cenab-ı Allah'ın ilahi huzuruna çıkıyor ve bize Cenab-ı Allah huzurunda şefaatçi oluyor. Günahlarımızın affedilmesi için Cenab-ı Allah'a yalvarıyor ve Cenab-ı Allah da onun şefaatini kabul ediyor. Böylesine manevi yönü yüksek, fazileti yüksek, değeri yüksek olan bir ibadeti kaçırmak herhalde akıl kârı olan bir şey değildir. O yüzden oruç zamanı gelmişken mübarek Ramazan ayını oruçla geçirmeyi bir fırsat bilip Cenab-ı Allah'ın rızasını, cenneti ve cehennemden azadı kazanmaya gayret etmeye çalışalım. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın değerli izleyiciler.